Türkiye ile Azerbaycan arasında önemli işbirliği alanlarından biri de eğitim. Bunu pekiştirecek bir adımdan söz edeceğiz bugün. Gazi Üniversitesi ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasında işbirliği protokolü ve anlaşmalar imzalanacak. Bugün Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız Bakü'de. Biz de hemen o noktaya dönelim. Fatih Avanos karşımızda, yanında değerli konu Gazi Üniversitesi Rektörü Sayın Musa Yıldız var. Sözü onlara bırakalım. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler özellikle son 3 yılda hemen her alanda ilerleme kaydetti. İktisadiyat alanında olsun, siyasi ilişkiler olsun ama eğitim alanı da gerçekten iki ülke arasında oldukça önemli bir başlık ve bu alanda da ciddi ilerlemeler bekliyoruz. İşte bu kapsamda Gazi Üniversitesi Rektörü Sayın Musa Yıldız burada, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de. Hemen bulunduğumuz nokta Azerbaycan Teknik Üniversitesi'nin kampüsü ve burada önemli bir işbirliği anlaşması vardı. Musa hocamız yayın konumuz olacak. İşbirliği anlaşmasının detaylarını kendisinden almak istiyoruz. Efendim yanımıza hoş geldiniz. Bakü'ye hoş geldiniz. Ziyaretiniz kapsamında önce bir bilgi almak isteriz. Bugün Azerbaycan'ın köklü üniversitelerinden birisi olan Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile bir ikili işbirliği protokolü imzaladık. Bu işbirliği protokolümüzün kapsamında özellikle mühendislik alanlarında ilk etapta imalat mühendisliği, metalürji ve malzeme mühendisliği, makine ve kimya mühendisliği olmak üzere 4 alanda bir başlangıç yapacağız inşallah. Gerekli izinleri tamamladıktan sonra çift diploma verme yoluna da gideceğiz inşallah. Gerek Türkiye'den gerek Azerbaycanlı öğrencilerimiz o çift diploma programlarına müracaat edip oradan mühendislik bölümlerini rahatlıkla bitirip 2 üniversitenin diplomasını alabilecekler. Bu ziyaretimizin kapsamında Mingeçevir Üniversitesi, Azerbaycan'ın gelişmekte olan Mingeçevir Üniversitesi ile de bir ikili işbirliği protokolü imzaladık. Öğlenden sonra da inşallah Azerbaycan Tıp Üniversitesi ile bir ikili işbirliği protokolü imzalayacağız. Ama biz bu ikili işbirliği protokolü imzalamadan önce ilişkilerimizi başlattık. Onların bu yıl itibariyle kurdukları Azerbaycan'ın ilk tıp bacıları, yani hemşirelik fakültesinin kuruluşuna biz destek olduk. Aynı şekilde fizik tedavi fakültesinin kuruluşuna destek olduk. Onlar bizim hocalarımızın verdiği eğitimle birlikte online olarak eğitimlerini uzaktan olarak şu anda devam ettirmekteler. İnşallah bu salgın süreci geçtikten sonra da biz oradan hocalarımızı buraya göndererek hocalarımız burada yüz yüze onların eğitimlerini vermeye devam edecekler. Aynı şekilde de zaman içerisinde o bölümün akademik kadrolarını yetiştirmesi için de gerekli adımları atıyoruz. Hocam bölgeyi çok iyi biliyorsunuz. Gerek Orta Asya'yı gerek Kafkasya'yı, ülkelerle de ikili ilişkileriniz de çok iyi. Bu çok büyük bir avantaj Türkiye için, Gazi Üniversitesi için. Hem Çetin Elmas Hoca'yı burada görevlendirdiniz, işinizi de sıkıya alıyorsunuz. Hem bir koordinatör vasıtasıyla takip noktasında. Hedefimiz ne hocam? Gerek Azerbaycan gerek Orta Asya ile ilgili. Bizim arzu ettiğimiz şu, bizim Türk dünyasındaki kardeşlerimizle birlikte el ele tutuşup birlikte yükselmek. Çünkü gerek Azerbaycan tarafının, gerek Türkiye tarafının, biraz daha öteye gidecek olursak Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Özbekistan'ın, Türkmenistan'ın, bu kardeşlerimizin hepsinin güçlü yönleri var. Biz birbirimizin güçlü yönlerinden istifade ederek ilerleyebiliriz. Arzu ettiğimiz bu. Biz Azerbaycan'dan, hemen Türkiye'ye yakın, Can Azerbaycan'dan, kardeşlerimizle bu süreci başlatmış olduk. Sizin de ifade ettiğiniz gibi, üniversitemizin teknoloji fakültesinden Profesör Doktor Çetin Elmas hocamızı bu üniversitede görevlendirdik. Sağ olsun Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Vilayet Valiyev hocamız da onu araştırma geliştirmeden sorumlu rektör yardımcısı yaptı. Bu da bizim için mutluluk verici bir şey. Çetin Elmas hocamız da bu süreci yönetecek, bir koordinatör olarak ilişkilerimizin artırılmasını sağlayacak. Bizim bu ikili işbirliği protokolümüzde sadece hoca öğrenci değişimi değil, çift diploma değil, aynı zamanda birbirlerimizin laboratuvarlarını kullanma, ortak projeler yapma, ortak uluslararası indekslenmiş dergilerde ortak makaleler yapma gibi hedeflerimiz de var. Arzu ettiğimiz birlikte ilerleyelim. Birlikte üniversitelerimizi dünyadaki reyting kuruluşlarında ön sıralara çıkaralım. Eğitimle üniversiteler kalkınır. Eğitim kalitemizi birlikte artıralım. Ve de belli bir seviyede geleneklerimize, göreneklerimize, kültürümüze, tarihi köklerimize bağlı nesiller yetiştirelim. Peki son olarak da yine buradaki işbirliğine benzer diğer ülkelerde görüşme takviminiz, hani ileriye dönük Kazakistan olur, Özbekistan olur, oradaki ülkeler, üniversitelerde de var mı planlarımızda? Şu anda ilk etapta Kazakistan'la var planlarımız. Kazakistan'a bir, önümüzdeki ay içerisinde bir seyahat planlıyoruz. Onun akabinde de Özbekistan'a seyahat planlıyoruz. Zaman içerisinde Kırgızistan'a ve imkan olursa ve Türkmenistan'a seyahat planlayıp oradaki üniversitelerimizle de bu şekilde ikili işbirliği protokolü imzalayıp
ortak araştırma zemini, ortak işbirliğinde neler yapabiliriz onun çalışmasını yapacağız. Efendim çok teşekkür ederiz. Yayınımıza konuk oldunuz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, Gazi Üniversitesi Rektörü Sayın Musa Yıldız hocamız yayın konuğumuzdu. Nereden? Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ilimler olarak geçen ve birçok üniversitenin olduğu bir nokta. Tıpkı Ankara'daki Beşevler gibi burada eğitim aslında bir mahallesinden bu yayını gerçekleştirdik. Azerbaycan'la olan işbirliğine ilişkin son verileri de kendisi bizlerle paylaştı diyelim. Başkent Bakü'deki notlarımız bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım.